Merhaba arkadaşlar, ben Talha Doğan. Tonguç Akademi'de bugün siz öğrenciler için... Bir şey mi düştü hocam sayfanın üstünde? Evet ya, bir tane sinek düştü. Sen mi yedin, ısırdın, ne yaptın evladım? Sineği düşürmüşsün. Şimdi bugünkü dersimizde verimli çalışma programının nasıl yapılacağını öğreteceğim Hocam çalışamıyorum. Hocam hep Tonguç. verimsiz geçiyor ama hep verimsiz geçiyor ya. Ya oturuyorum Evet. hemen dikkatim ya dizi kaçacak. Onsa yok bilmem ses yaptı falan kardeşim. Sürekli onlara gidiyor hocam. Anladım. Şimdi şu çok önemli Tonguç. Eğer düzgün bir çalışma programı yaparsan artık derslerin de düzelecek. Normal sosyal hayatın da düzelecek inşallah. Şimdi 5 adımda dedik. Onları söyleyelim. Neyi bu adımlar? Birincisi, gerçekçi olmalısın Tonguç. Tamam mı? Yani Ne açıdan mesela? yapamayacağın programı yapmamalısın. Mesela diyelim ki işte ben Günde gün... 1000 soru çözen arkadaşlarım var hocam. Sen yapabilir misin peki günde 1000 soru? Hocam bence onlar da çözmüyor. Değil mi? Yalan söylüyorum. Gerçekçi değiller. Sonra zamanını iyi planlamalısın. Yani saatlerini, gününü, en verimli saatlerini iyi planlamasın. Ortamın çok önemli. Dağınık bir ortamda çalışamazsın Tonguç. Hocam odam ya inanılmaz ahır gibi hocam. Her şey üst üste Ya ama kitaplar. senin odanın ahır olmasının özel bir sebebi var Tonguç. Yani özel olarak tasarlanmış zaten. Farklı derslere çalışmalısın. Sürekli aynı derse çalışırsan. Mesela sen en çok hangi dersi seviyorsun Tonguç? En çok müzik dersi hocam. Flüt çalıyorum şu an. Evladım, beni yarıyorsun ya. En çok müzik dersini seviyorsun ama bu sefer de ne oluyor? Matematikte, Türkçe'de, işte fizikte, tarihte sıkıntılar yaşıyorsun. Ve en önemlisi de kendini ödüllendirmek. Sen zaten bunda iyisindir. Şimdi başlayalım adımlara. Birinci adım, gerçekçi ol. Şimdi Tonguç, hedeflerin yüksek olmalı. Yani çok küçük hedefler koymamalısın kendine. Ama programın gerçekçi olmalı. Yani günde 1000 soru çözerim demiştin ya az önce. Arkadaşlarım çözüyor Evet demiştin. hocam. Böyle bir şey imkansız. Tabii ki çözen arkadaşlarımız var ama sen kendi hedefini kendin düzgün bir şekilde belirlemelisin. Dolayısıyla öncelikle gün gün yazmalısın. Yani ben bugün bu kadar çözdüm, bu kadar çalıştım demelisin. Ve demelisin ki mesela ben pazartesi günü bu kadar soru çözdüm, salı bu kadar çözdüm. Diyelim ki pazartesi 120 soru çözdün, salı 200 soru çözdün. Ha, ortalama günde 150 soru çözebilirim demelisin. Anlatabildim mi? Ama hedefin yüksek olmalı. Mesela senin hedefin var mı Tonguç? Hocam benim hedefim günde şu anda 20 soru hocam. Onu yaparsam efsane olacak. İnşallah günde 20 soru. 20 ne sorusu peki? Türkçe sorusu mu, matematik sorusu mu? 20 tarih sorusu hocam. Anladım evladım. Hedefin çok yüksek. Yani gerçekçi oluyorsun ama yapacak bir şey yok. Biraz da artırmalısın. Sonra zamanını iyi planlamalısın Tonguç. Derslerini yazmalısın. Matematik, fen, Türkçe, sosyal şeklinde. Hatta din dersini, İngilizce dersini de yazmalısın programa. Ve günleri de yazmalısın. Cumartesi pazarı sana tatil olarak verdim. Belki dershaneye gidiyorsundur. Belki okulun kursuna katılıyorsundur. Cumartesi pazar birazcık off yapabilirsin. Ama hafta içi mutlaka bu derslerden kaç tane soru çözdüğünü, neler yaptığını yazmalısın. Mesela diyelim ki okulda hoca test mi dağıttı? O gün çözdüğünüz testi bile 20 soru çözdüm diye yazabilirsin. Çünkü bu senin motivasyonunu artırır. Aa, bugün matematikten 20 soru çözdüm. İşte fenden soru çözmedim ama Türkçeden 50 soru çözdüm. Sosyalden 60 soru çözdüm dersin. Yani okulda yaptıklarımıza yazabilir miyiz hocam? Aynen, ilk başta motivasyonunu artırmak için ve zamanını iyi planlamak için bunları da yazabilirsin. Sonra Annem da soru sorduğu zaman onları da yazabilir miyim hocam? mantıklı bir soru esasında. Onları Hani da eve geldin mi diye soruyor ya bana. Eve geliyorum annem hocam. evet. Geliyorum hala bana soruyor eve geldin mi? Bu ne Anladım. demek hocam ya? O da zor bir soru esasında. Çünkü gelmişken geldin mi diye soruyor. Onu da soru olarak yazabilirsin. Hatta onu 2 soru yaz. O da senin artırır. Üçüncüsü, ortamını düzenlemek olur. Sence bu masada mı daha çok ders çalışma hissi doğar sende, bu masada Hocam, ben ortada dururum, çalışmam hocam. mı? Ortada kuyu var Tonguç, yandan geç. Burada şöyle yapmalısın bak. Senin yüzünden ben de saçma sapan espriler yapıyorum ya. Gerçekten Tonguç, körle yatan şaşı kalkar dedikleri Hocam böyle bir dondu şey. ya, burası ortam dondu hocam, buz gibi. Hakikaten ya, rezil bir espri. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu ortamda ders çalışamazsın Tonguç. Sen zaten hiçbir ortamda ders çalışamıyorsun ama bu ortamda hele hele hiç çalışamazsın. O yüzden bir kere masanın düzenli olması lazım. Temiz, tertipli, çöpü etrafa dağılmamış bir masa. Karşımda televizyon olması gerekiyor. Evladım, karşında televizyon olursa da olmaz. Bak, burada eski videolarımızdan hatırla. Burada televizyon vardı, müzik vardı, dağınık bir ortam, cipsler, gazlı içecekler vardı. Ne oluyordu? Ders çalışılmıyordu. Ama Kilo burada alırız hocam. aynen kilo alıyoruz. Zaten bir hale geldin ya, söylemeyeceğim şimdi burada. İnsanlar merak etsinler. Ama bak, bu çocuk ne kadar efendi, görüyor musun Tonguç? Işığını düzgünce koymuş kalemini. Bu İnek o ya. inek değil evladım. Bu düzenli çalışan, verimli çalışan çocuk. Bu var İşte ya. öyle dediğinde inek durdu hocam. Ama bu çocuk senden daha fazla eğleniyordur, emin ol. Halı sahaya daha fazla zaman ayırıyordur. Hocam yok ya onlar asosyal ya. Hayır evladım. Dördüncü adımda farklı derslere çalışmalısın. Yani hep aynı derste çalışmak olmaz. Mesela matematik soru bankası, Mehmet Hoca'yı tanıyor musun Tonguç? Tabii ki tanıyorsun. Tanımıyorum hocam fazla. Şimdi o sana kendini tanıtır, görürsün sonra. Mehmet Hoca'nın soru bankasını, Talha Hoca'nın soru bankasını veyahut da İngilizce kitaplar alabilirsin. David Beckham mı yazmış Evet, hocam? artık futbolu bırakınca bu tarz şeylere girmiş. Bunları çok net bir şekilde çalışmalısın ve farklı derslere çalışmalısın. Yani sürekli her gün aynı derste çalışırsan motivasyonun düşer.
Mesela önce bir matematik sorusuyla başlamalısın. Sence en zor ders hangisi bunların içerisinde? En önemli ve Hocam, en zor ders? bunların en zoru matematik hocam. Matematik. O zaman önce en önemli Ama olan. en önemlisi İngilizce hocam bence. Mantıklı bir Bir soru. türlü konuşamıyorum turistlerle hocam. Evladım, senin turistlerle konuşamamanın temel sebebi onların kaçması senden. Yani sen İngilizce bilsen de Beni görünce konuşamıyorsun. kaçıyorlar, doğru Evet hocam. evladım, korkuyorlar senden. Şimdi ama korkmasalar Türkçe de bilsen konuşurlar. Demek ki önce matematik, sonra Türkçe, ardından İngilizce düzenli bir şekilde çalışmalısın. Ve en önemlisi, senin en sevdiğin kısım, beşinci adım, kendini ödüllendirmelisin Tonguç. Oo. Eğer... Bak, senin yüzünden öksürdüm. Eğer bugünkü programı tamamlayıp 500 soru çözersem Öleceğim. Hocam o 500 soru nasıl 500 soru çözeyim? çözersen bir ödül vermelisin mesela. Güzel bir dizi izleyeceğim demelisin. Hocam o sıfırı atalım, gözünüzü seveyim Tamam, bir ya. sıfır siliyorum, 50 sabitlesin. soru çözersem. Ama 50 soru da çok az Tonguç ya. Hocam orada Bence da anlaşalım işte. anlaşalım, tamam, 200 soru, 250 soru. Yuh! Hocam çok fazla valla. Neyse, tamam, sıkıntı yok. Burada şu önemli. Eğer ödülün yüksek olursa, mesela bu soruları çözdükten sonra gideceğim televizyon izleyeceğim dersen, o zaman televizyonda şu diziyi takip edeceğim dersen, tabii ki ister istemez ne olur? Soruları çözmeye bir motivasyonun olur, bir ihtiyacın olur. Oo. Ama dersleri yaptıktan sonra yatacağım, uyuyacağım dersen Pişman olurum hocam. pişman olursun, çözeceğim bir şey gelmez. Şimdi sonuca geliyoruz, artık son sayfamız. Senin eksilerin neler Tonguç? Tembel bir öğrencisin. Klasik her... Şişmanım. Ya onu geç şimdi. Bir kere tembel bir Kısa öğrencisin. boyluyum. Oğlum onlar hiçbir eksi değil. Onlar bir Pardon, ya avantaj kızlar olabilir. açısından diyorum. Hayır evladım, avantaj olabilir kısa boyda da şişman olabilir. Onu bilemezsin. Biz şu anda ders programı açısından, ders çalışmak açısından konuşuyoruz. Şimdi eksilerini, her insanda olan bir eksiği bu. Tembellik. Tembeliz ya, çalışmayı kim sever? Unutkanız, unutabiliyoruz, öyle değil mi? Tekrar etmezsek unutuluyor her şey. Evet hocam. Sonra da kafaya takıyoruz. İşte annemizin söylediklerini, arkadaşlarımızın söylediklerini, babamızın söylediğini kafamıza takıyoruz. Yok çalışmıyorsun diyor. Bu sefer Takmamamız gerekli aslında. takmamız lazım. Peki artıların neler? Bir kere zekisin Tonguç. Bak Çok teşekkürler hocam. aynen, bak sabahtan beri saçma sapan espriler yapıyorsun ama gerçekten komik. Yani bir zeka eseri. Dolayısıyla zekisin. Zekanı kullanabilirsin. Sonra bir amacın var Tonguç. Amaçsız bir çocuk değilsin sen. Amacın ne senin Tonguç mesela? Hocam amacım üniversiteyi İyi bitirip bir iş sahibi, vatana millete hayırlı bir insan olmak, öyle değil mi Tonguç? ülkeme faydalı olmak hocam, evet. Mükemmel. Bak bu çok büyük bir amaç Tonguç. Sen basit bir çocuk değilsin. Bak sen güçlü bir çocuksun. Sen atalarını düşündüğün zaman, senin büyük büyük dedelerini düşündüğün zaman, yani günde 100 soru 200 soru çözmek hiçbir şey değil. Senin Onlar büyük büyük çözüyor muydu hocam? onlar soru çözmüyordu ama onlar Hocam daha zor. Osmanlı döneminde ÖSS sınavı var mıydı? O zaman sınav yoktu. Evet, çok güzel bir soru sordun. Fakat o zaman sınavdan daha zor şeyler vardı. O zaman savaşman gerekiyordu evladım. Sen şimdi gidip düşmanla kelle koltukta savaşmak mı kolay? 200 soru çözmek mi daha kolay Tonguç? Hocam vallahi bilmiyorum. Evet, 200 soru daha kolay hocam. Aynen ya, senin yaptığın dert değil yani. O yüzden lütfen artılarını da iyi bil ve ödüllü sorumuzun da cevabını hemen yorumlara yolla Tonguç, tamam mı dostum?